Evet sevgili izleyicilerim, bugünkü konuğumuz bir Adanalı sanatçı, fenomen bir sanatçı. Ekranların aradığı, televizyonların basının arkasından koştuğu diyebileceğim sevgili Yusuf Özcan. Namı diğer Balıkçı Yusuf. Ama şimdi Yusuf kardeşim Adana'nın Karataşı ilçesinde, Adana'nın bir incisi, Yusuf abim de oranın mercanı mı diyeyim. Parmağında 10 marifet. Şimdi Yusuf kardeşim sanatçı, kliplerin, dizilerin ve sinemaların oyuncusu, balıkçı, dalgıç eğitmeni. Evet. Başka neler var? Yani dededen kalmak balıkçılık var. Ama son zamanlarda gündemde olan oyunculuk, dizi, klipler meydana çıkmaya başladı. Balıkçılık biraz daha geri falan olmaya başladı. Şimdi geçen bir televizyon programında bir balık şovun vardı senin. Evet, İzledik onu biz. Daha önce bizim televizyona da konuk olmuştun. Sevgili Hüseyin abime. Her zaman seni de bulmak mümkün olmuyor ama tabii bir de Yusuf kardeşimin ayrı bir özelliği var. Şimdi diyorlar ki Koray Avcı'ya benziyor. Ben dedim ki Koray Avcı sana benziyor. Tevazu etti. Değil mi? Yok dedi, ayıp olur dedi. Ben Koray Avcı'ya benzeyim. Ama şimdi Koray Avcı'nın sembolü şalvar. Senin de çok güzel fantezi şalvarların var değil mi? Bizim... Siyah giysiler genellikle ağırlık. Ama şimdi şalvar, Adana'nın şalvarı olunca... Tabii ki yani bizim özme giyimimiz bizim şalvar. Ama bize Koray Avcı'ya da saygısızlık olmasın. Koray Avcı da gündem yaratmış bir adam. Ben de yani ben diyorum. Bakın ben ona benzediğimden çok mutluyum çünkü... Ona benzettiğim zaman çok insanlar fotoğraf çekiliyor veya onu Adana'ya geldiği zaman mutlaka tanışmak istiyorum zaten. Benim de fotoğraf çekilenler, aa Koray Avcı'ya benziyor diyenler ama ben yıllardır şalvar giyen bir insanım yani normalde. Siyah şalvar. Siyah şalvar, siyah şalvar severim. Babamız, atamız siyah şalvardan adamla. Evet, dedik ki bugün siyahları giymeyelim. Evet. Adana'nın sıcağında değil mi, beyazları giyelim deyince bir sefer ikimiz de beyaz giymek zorunda kaldık. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni stüdyonuza konuk ettiğiniz için, ikinci bir konuk oluşu stüdyonuza. Hazreti İsa'nın anlatan bir dizi çekiliyor Adana'da. Tarihsel bir film. Adana'nın otantik olan yerlerinde çekilecek. Allah azze ve celle pazartesi günü Ali Hoca'nın köyünde bir çekimimiz var. Daha önce işte Tuzla'da, Deniz'de, Celil'e gönlü, sakinleş deyip de fırtınayı durduran bir sahne çekimi oldu. 170 bölümlük şeyimiz, dizimiz. Seni tebrik ediyoruz ki Adanalı olarak orada görmek bize gurur verir. Teşekkür ederim. Ben yine sorular hızlı gireceğim sevgili izleyicilerim. Zannedersem yakında Yusuf Bey'i bulmak da zorlaşacak çünkü İstanbul'da görüşmeleri var. Hem klip görüşmeleri hem dizi görüşmeleri değil mi? Geçen İstanbul'daydın sen, geçen hafta. Evet, İstanbul'daydım. Neler yaptın abi? Şimdi aslında Eylül'de dediğimiz gibi iki projelerim daha var. Sezon Eylül'de başlayacak, evet, bayram sonra. Evet, bir dizi çekimini anlaştım. Bir de bir klip çekimim olacak. Daha önce sen klip yine çekmiştin zaten. Sevgili Ali Turaç'a. Ali klibinde oynadım. Geçen canlı yayında şimdi dedi. Adama para vermediği halde kulası aldı yırttı. Yani o evet. İşte güzeldi. Allah işini gücü rast getirsin Ali Turaç abiminde. Evet, klibinde oynadım. Onun klibinden itibaren işte iyi bir klip oyuncu ile söyleyeyim ismini istiyorsanız. Yani o zaman ben şöyle, tabii sen o klibin adını söyleyebilirsin. Tabii ki, İhanet adlı bir şarkıya Aytin Kıyman'ın kardeşimizin klibinde Allah izin verirse bir 10 güne kadar çekimlere başlayacak, ön hazırlıklar yapalım. Evet, İhanet adlı şarkının klibinde evet. Yusuf Özcan Adanalı oynuyor. Güzel bir tip, aslında sinemaların, dizilerin aradığı bir tip. Yani enteresan, cidden çok az bulunan bir figürsün. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Tabii ki şimdi Ali Turaç'ın da orada söyledi, yani para vermedik ama ağlıyorsun demek istedim. Güzel bir şeydi, hoşuma gitti. O duyguyu yakalamak, evet, evet. Yani gönülden oynamak evet. Önemli olan şeydi. Sen onu başarıyorsun. Teşekkür ederim, biz onu takip ediyoruz sevgili Yusuf. Seninle yine görüşeceğiz. Şimdi Yusuf kardeşim de, şimdi sanatı konuşuyoruz, klipleri, dizileri konuşuyoruz ama Yusuf'un esas branşı su. Yani su altı ve su üstü değil mi? Yani dalmaç eğitimi veya işte balıklar, balık show, balığın işte beslenmedeki önemi. Yani hepsi var. Yani hepsi onlar da ayrı ayrı bölümlerde konuşalım. İnşallah olur. Ne zaman dağıtırsanız başım gözüm üstüne. Azıcık dediniz de Yusuf'u bulmak çok zor olacak.
Sen bir alo çeksen koşa koşa gelirim abi, kendi kanda olsa da. Evet. Teşekkür ederim. Peki bize böyle şimdi izleyeceğiniz bekliyor. Mesela bize bir anını bir anlatabilir misin? Mesela bir günlük bir anını, ilginç bir anı. Bugün işte senaryolarım dağıldı. Bugün pazartesi günü çekilecek olan Hazreti İsa'nın filmindeki rollerimizi prova yapacağız. Bugün anlatıyorum ben. İşte pazartesi, çarşamba, cumartesi günü haftada 3 gün çekimimiz oluyor. Bunun haricinde de işte haftaya işte İstanbul'a gidip İhanet Adlı Şarkı'nın klibinde oynayacağım. Çok güzel bir film. Yine sahilde geçecek bir klip. Erkek oyuncu ve bir bayan oyuncu olarak ben görev alacağım. Bunun haricinde de işte Eylül'de Allah izin verirse Darbe adlı filmde güzel bir rolle rol aldım, anlaştım. Dizi peki şunu söylesem, yani bir izleyicilerimiz sana gelse, Yusuf abim dese, evet. Yusuf kardeşim dese, sen bu kadar filmcilerle, sinemacılarla, diziyle iç içesin, bize yardımcı olursun, olur musun dese, yardımcı olur musun? Çok güzel bir soru. Ben çok duygusal bir çocuğum. Bak şu an konuşurken kıllarım tiken tiken olur. Eğer ben bir insan evladına bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana. Evet, işte sözün bittiği yer burası. Yusuf Bey diyor ki gelsinler, elimizden ne gelirse yardımcı oluruz yani, diyor. İşte bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana yani. İşte Gün TV, buradayız, Adana'dayız. Kendisine biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok yine zaman zaman sizi konuk alacağız. İnşallah. Başım ama ben sana hayranım. Yani şimdi hani demin dediğim gibi 10 parmağında 10 marifet, şimdi dizi, klip, Balıçılık'ta da alalım falan. Balıçılık'tan kalan bizim dedemin isteği Balıçılık. Tabii onu da normalde devam ettiriyor. Bu önce bir ayrı bir heyecan, bir zevk veriyordu. Şimdi baktım ki teklifler gelmeye başladı. Gelir. Yani, ama bir şeyin çok yararlı oldu. Senin gönlün geniş. Çok sağ ol. Bir de gençsin. Sana daha çok teklifler geldi. 0-1'in bana çok etkisi oldu. 0-1 Adana dizisinin bana çok etkisi oldu. Yani 0-1 ile zaten mekan sahibiyle başladı benim oyunculuğum. Bunun haricinde işte iki klibimle bu hafta çekilecek olan, geçenimizdeki hafta çekilecek olan üçüncü klibim olacak. İşte diziden Eylül'de başlıyor dizi klibim. İşte Hazreti İhsan'ın öğrencisini oynuyorum orada ben. O 170 bölümlük bir dizi. Devasa şu an tabii ki uluslararası kanallarla anlaşıldı. Şu an sponsorlar Türkiye'de bir kanalla anlaşmak üzere. Tamam. Dün de sapın toplantımız vardı gene. Dün toplantı oldu. Muhteşem bir şey. Zaten çok Adana, güzel bir şey. Adana doğal bir plato. Evet, çok güzel. Veya sinemanın, dizilerin kalbi, sanatın evet. Kalbi Adana. O kadar ünlülere ev sahipliği yapmış evet. Adana değil mi? Veya ünlüler yetiştirmiş Adana'da. Bir Yusuf Özcan, yine onları temsilen yanımızda, aramızda. Biz gurur duyuyoruz yani bir Adanalı olarak. Adana'nın ismini geçtiği her yer bize zevk veriyor, gurur veriyor. Bize, evet, seni gurur. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim abi, Allah razı olsun. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Benim ikinci de konuk alıyorsun stüdyona. İnşallah iyi bir film olur. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. İyi bir film olacağından, çok güzel bir film olacağından eminim abi. Özellikle Hazreti İsa'nın filmi gerçekten çok güzel. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, yine sanat dolu bir Gün TV'de sizlerle beraberdik. Başka bir falan da buluşmamız lazım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.